Herkese merhaba. O beklenen videoya sonunda geldik. Görmüş olduğunuz gibi ses sistemi camiasının, midrange camiasının iki kralı yan yana, iki Rus yan yana birbiriyle savaşacak şimdi. Arkadaşlar 16 santim Apocalypse, 300 RMS, 20 santimle hiçbir farkı yok. 16 santim olduğuna bakmayın. 20 santimle aynı güçte, hatta desibeli daha yüksek. Bu da Pride'ın Diamond versiyon 3, Diamond 8 versiyon 3 midrange'i. İkisi de 300 RMS. Şimdi bir şarkı açacağım. Karakter tonlamalarını, vermiş olduğu frekansları olduğu kadar dinlemenizi sağlayacağım. Ona göre aracınıza almak istediğiniz zaman bu ürünleri tercih edebilirsiniz. İlk önce Pride'dan başlıyorum. Arnold'u şöyle köşeye çekelim. Arkadaşlar Pride bu şekildeydi. Şimdi Apokalips'in bağlantılarını yapıp hemen ses testini başlatıyorum. Arkadaşlar Arnold da bu şekildeydi. Aynı şarkıyı bir Arnold'u bir Pride'ı çaldırarak size dinleteceğim. Take me away from home.
Cihazlar dinlediğiniz gibi farklı karakterlere sahip cihazlar. Şu şekilde betimleyebiliriz durumu. Pride biraz daha mat okuyor. Yani mid bass'a yakın bir tonajı var ama üstleri de verebiliyor. Yani gayet güzel, gayet başarılı. Apocalypse orta ve üst frekanslarda çok başarılı. Yani bir Twitter varmışçasına güzel çalıyor, akustik çalıyor. Aynı şekilde Pride da aralarındaki farkı gerçekten canlı olarak dinlemeden anlayamazsınız gibi bir durum söz konusu. Hangisini alalım diye kararsız kaldıysanız eğer, benim size tavsiyem şu yönde arkadaşlar. Bu cihazları hangisini alırsanız alın, pişman olmazsınız. Açık konuşayım. Bu cihazlar en baba cihazlardır. Hangisini alırsanız alın, İsterseniz yüksek seste, isterseniz net seste, güzel bir altyapı ve güzel bir amfiyle muazzam derecede bir ses alırsanız pişman olmazsınız. İkisinin arasında kalanlar varsa dediğim gibi Pride altları biraz daha iyi okuyor, alt tonları. Apocalypse orta ve üst tonları biraz daha iyi okuyor. İkisini karıştırabilirsiniz benim gibi. Yani bir takım Arnold, bir takım Pride de alabilirsiniz. Şimdi ben Arnold veya Pride alın diyemem. Dediğim gibi herkesin kulak zevkine göre değişir bu olay. Malzeme kalitesi olarak şunu söylemek gerekiyor. Şunu söylemem lazım. Gerçekten malzeme kalitesi olarak Apocalypse daha önde. Yani onu açık ara söyleyebilirim. Özellikle terminal konusu olsun, yakışıklılık yani tasarım konusu olsun, Apocalypse benim nacizane görüşüm daha hoş, daha güzel. İkisi de çok güzel ürünler. Dediğim gibi yani bu ürünler piyasada zirve. Yani bunlardan daha ötesi yok. Öyle diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de harika ötesi. Alanları pişman etmeyecek en baba amiral gemisi midrange'lerdir. Arkadaşlar, şarkıları, sesi dinlediniz. Kulaklık takarak dinlerseniz sevinirim. Kararınızı öyle verirsiniz. Arkadaşlar, dediğim gibi bundan ikisinin karşılaştırması daha önce çekilmedi. YouTube'da görmedim. O yüzden bir ilk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Kanalımıza destek çıkmayı unutmayın. Sizler beğendikçe, abone oldukça ben daha çok içerik üreteceğim. Bana destek olacaksınız çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.